Saygıyla selamlıyorum. Çok uzun zamandır birlikte olmamıştık panellerde. Ben büyük bir özlemişiz. Zevkle, büyük özlemişim hakikaten. Büyük bir zevkle dinledim. Oktay Bey'le beraber Serdar Hocamızın uzmanlığı, bana sorarsanız Türkiye'de rakibi çok az olan bir birikime dayanır. Her zaman geri planı çok doludur. Teşekkür ediyorum. Çok zenginleştim gerçekten. Ben siyasetçi oldum ya. Artık akademisyenlikten bir tarafa bırakıp bu işin daha Türkiye Büyük Millet Meclisi diliyle hayata dönük kısımları üzerine belki bir şeyleri tartışma açabilirim. Öncelikle bölge kalkınması ve gelir adaletsizliği toplantının adı. Bölge kalkınmasındaki bölge ne demek diye düşündüm. Ya bu niye kalkınma ki diye de düşündüm. Sonra yani tek bağlantısı gelir adaleti meselesi mi? Bizim dernek böyle mi düşünüyor acaba? Diye de düşündüm. Çünkü gördüğünüz gibi çok boyutu var. Birincisi bir akılda sanıyorum şunu netleştirmek lazım. Bölge derken siz neyi hayal ediyorsunuz? Vallahi bu hayal oturduğunuz taraçaya göre değişiyor. Dünya taraçasında oturuyorsanız Afrika bölgesi ile Kuzey Amerika bölgesini karşılaştırırsınız. Bölgeler arası adaletsizlik konuşursunuz. Dünya geneli. Eğer ne bileyim ben Avrupa taraçasına oturduysanız Fransa, Almanya ile Polonya'yı, Sırbistan'ı, Yunanistan'ı görürsünüz. İşte Batı Avrupa ile Doğu Avrupa ülkelerinin bölgesel eşitsizliğini ya da farklılığını konuşursunuz. Türkiye taraçasında oturuyorsanız bu sefer işte bizim konuştuğumuz gibi bu coğrafyayı konuşursunuz. Hatta İstanbul taraçasına oturmuşsanız bölgeler arasındaki farklılıklar o gördüğünüz coğrafya itibariyledir. Dolayısıyla bölge sözü katı ne diyelim anlamı çok net atanmış bir söz değil. O yüzden hayalleri ortaklaştırmakta yarar var. Biz bölge kalkınması dediğimizde Türkiye'den söz ediyoruz. Dünyadan falan değil. Türkiye'de bölgeler hayal ediyoruz demek ki. Ama o bölgeleri nasıl hayal ediyoruz? Batı Doğu, işte burada Serdar Hoca'nın çizdiği gibi Samsun'dan Hatay'a mıydı? Zonguldak'tan Hatay'a. Zonguldak'tan Hatay'a şöyle bir eğri çizgi. Ne der? Yani bunların üstünde de durmakta fayda var aslında. Çünkü eğer bu gelişmişlik bakımından çizgi Zonguldak'tan Hatay'a çizilecekse, realite buysa Türkiye neden 26 bölgeye ayrıldı ki? Bu Avrupa Birliği'nin istediği bölgeleme 2002 yılında istatistik temelinde yapılmıştı. 81 il 3. sınıf bölgeler, 26 il grubu 2. düzey bölgeler, bir de 1. düzey 12 bölgeye ayırdılar Türkiye'yi. Eğer Türkiye'nin kalkınma sorunu bizim burada çizdiğimiz ve doğru çizdiğimiz gibi Zonguldak'tan Hatay'a bir çizgi ise Türkiye'nin bölgesel kalkınması adına Türkiye'yi neden 26 bölgeye ayırdınız? İki bölgeye. Yani realite ne? Ortaya konan model ne? Burada üzerinde böyle iyi hikayeler var hakikaten. Kimi zaman ağlanacak halimize güleriz misali. Üzerinde konuşulacak çok hata var. Yakaladım. Vallahi yakaladım. Son anda anladım ama böyle baktım sadece. Şimdi Türkiye'de 2002 yılında bu istatistik bölgelere göre ayırdılar Türkiye'yi böyle. Ondan sonra da yine Avrupa Birliği'nin istediği gibi 81 yıl dursun şimdi burada dediler. 12 bölge de dursun burada. Onlara idare yapmayalım, yaratmayalım ama bu ortadaki 26 bölge için birer idare kuralım. İşte kalkınma ajanslarını kurdular. 2002 yılında
bölgeleri çizdiler. 2006 yılında da ajansları kurdular. 26'sında da kurdular. Burada ilginç bir felsefe çıktı ortaya. Pek kimse itiraz etmedi. Evet, bölgelerde az gelişmişlik var, bölgesel dengesizlikler var. Hepimiz arafaki konuşuyoruz. Ama Doğu, Batı, Kuzey, Güney, ha nasıl böldük bu bölgeleri kısmına girmeden, iyi bölgeler için ajanslar da kuruldu, bak bölgeler kalkınacak gibi karşılıyoruz. Bu 26 ajansı kurdular. Güya Avrupa Birliği'nden para alınacak. Kuruş para gelmedi. Üye değilsiniz kardeşim siz, dedi Avrupa Birliği. Üye olanlara veriyoruz biz ajans paralarını. Bir ön katılımlı destekleme fonu gibi. Ha? Evet, ön katılım. Ön katılım bölgesel, evet, bilmem ne fonu dediler. Oradan 3 kuruş 5 kuruş akıttılar. Aslında devlet bütçesinden verildi para oraya. Yüzlerce proje, o projelerin ne için yapıldığını denetleyecek birim sözü ona DPT. Ama biliyorum ki DPT'den adam gibi değerlendirmeler çıkmıyor. Artık Kalkınma Bakanlığı hocam. Ay ya, artık DPT'de. Şimdi özünlüğü söyleyeyim bu hikayenin. Bölge kalkınmasını yapacağız. Türkiye'yi 26 bölgeye böldük, tamam. Nasıl yapacağız? Bölgeleri rekabet ettirerek yapacağız. Bu bir felsefe. Bölgesel rekabet demektir. Bölgesel kalkınma dedi Avrupa Birliği. Cumhuriyet tarihi boyunca biz bölge meselesini düşündüğümüz zaman hiç bu parlak fikir aklımıza gelmemişti. Yani bölgesel kalkınmayı sağlayacak olan sihir, bölgelerin birbirleriyle rekabetini sağlamaktır. Hani insanları heyecanlandırmak için çok böyle temel bir içgüdüden yola çıkıyor olabilir mi? Kimle rekabet edecek bölgeler? Birbirleriyle. Peki neyi elde etmek için? Tamam, kalkınacaklar da kalkınmak için neyi elde edecekler? O rekabeti ne uğruna yapacaklar? Hangi kızı alacaklar? Hangi kızı, hangi oğlanı, neyse, hangi evi? Yabancı sermaye. Bu çok önemlidir. Bölgesel kalkınmanın temeli bölgesel rekabettir. Yabancı sermayeyi bölgeye çekmek için. Kendini pazarlayan daha çok yabancı sermaye çeker. Yabancı sermaye çeken yatırıma kavuşur. Yatırıma kavuşan istihdamı arttırır. İstihdam da arttı mıydı artık orası şenlenir. Bu kadar basittir. Aynen öyle. Bir de marka yaratarak. Her marka bölge, yaratmak? Her bölge, her kent marka yaratacak. Marka niye yaratırsın? Kendini allarsın, pullarsın, süslersin, çıkarsın görücüye. Yani marka bu demek değil mi? Beni tercih et. Beni al, onu alma hesabı. Şimdi Türkiye'nin, çok güzel söyledi Serdar Hoca'nın, Osmaniye ile Adana neyin rekabetini yapacak kardeşim? Birini bir kalkınma ajansına konuşun değil mi? Birini diğerine konuşun. Şimdi bunlar birbirleriyle rekabet edecek. Ne için? Yabancı sermaye için. Yabancı sermaye için rekabeti nasıl yapacak? Kendini pazarlayarak. Ama nasıl pazarlayacak kendini? Ulusal devletin bir parçası bu. Bizde dış ilişkiler, dış iktisadi ilişkiler, ticari ilişkiler, bakanlık var, bilmem ne var. İzne tabi, yani nasıl gidecek uluslararası fuarlara? İşin bir başka önemli ve siyasi sonucu da budur zaten. Gitsin, dünya küreselleşti. Ulus devlet dediğinin bir önemi yok. Eğer bir bölgenin kendini pazarlamasına, ulus devletin Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Bakanlığı, efendim Kalkınma Bakanlığı, bilmem ne müsteşarlığı, izin, onay, ruhsat, bilmem ne gibi şartlar koyuyorsa rekabete engel oluyor demektir. Engellerin kaldırılması küresel dünyada kalkınmak için şarttır. Bütün ulusal engeller kaldırılmalıdır. Şimdi bakın, bir çırpıda bölgesel kalkınmayı konuşuyorum. Hayal ettiğimiz bizim genellikle şu, en azından benim aklımdaki bu. Bölgesel kalkınma bir bölge. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Kalkındıracağız burayı. Şimdi bunun yaptığı muameleyi bir düşünün. Herkes sustu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölgesel kalkınma için kararlar aldılar. Nasıl? Doğu Anadolu'yu, işte komşu Akdeniz'i falan itti Güneydoğu Anadolu'daki
insanlar gel ey küresel sermaye bana yatırım yap sana bütün yolları düzleyeceğim dedi. Gelim dedi yabancı sermaye ama Allah Allah yok gümrük var, yok izin var, yok ruhsat var ya ne oluyor? Küresel sermaye ile Güneydoğu Anadolu kalkınmacısı ulusal devletin karşısında bir cephe oldu mu? Bölgeden söz etmek her zaman ülkeden ve dünyadan söz etmek mi o zaman? E demek ki ben dünya, bölge kalkınması, bölge bilmem nesi diye düşündüğüm zaman sınırları bölgeden ibaret de olan soyutlanmış bir işlemden söz etmiyorum. Bölgeden ne kastediyorum yaşamın içinde? O zaman kafaları, ya bu soru çok önemli diyerek oraya yönlendirmek lazım. Ne demek bölge kalkınması? Ne demek bölgesel kalkınma? Arasında fark var mı yok mu? Bu boyutlarıyla baktığımda benim çıkardığım birinci sonuç o. Şu, ister bölge kalkınması da ister bölgesel kalkınma de, bu yalnızca bölgeyle ilgili değil, doğrudan ulusal egemenlikle ilgili problemlerden söz etmek demektir. Kalkınma dediğimek yerine planlama desek, niye planlama demiyoruz? Kalkınma operasyonel bir şey çünkü. Bak gümrük duvarına vurdum, izin sistemine vurdum değil mi? Yaşamın içindeki iş demek kalkınma. Planlama diyelim. Bunu çok uzatmayayım. Ben bölge kalkınması, bölgesel kalkınma sözünün tümüyle ayrılıkçı bölge zihniyetini besleyen bir kavram olduğu kanısındayım. O yüzden bölgesel kalkınma sözünün bir tarafa bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bölge kalkınması sözü de kimi nüanslarla benzerdir. Doğru söz olsa olsa bölge planlaması olabilir. Bakın, bir şey söylüyorum. Ama bölgesel planlama da değil. Şu nedenle bölgesel planlama yapacaksanız aynı anda nasıl ulusal planlama yapacaksınız? Yani sizin planlamanızın bir türü olacak. Bence bizim türümüz ulusal planlama olmalı. Ama onun için de aplikasyon olarak, uygulama olarak, işlem olarak bölge planlamalarını yapmalıyız. Fakat bölgesel planlama diye bir hedef çalışma alanı düşünülemez. Onu belki şehir plancılar kendilerine söyleyebilirler. Bu nedenle bu toplantıda teklifim şudur. Biz en başta sanki aynı şeyi anlıyormuşuz gibi konuştuğumuz hemen ortadaki terimler var ya, onların üstüne bir titizlenip temizlik yapalım. Ulusal planlama, onun bir parçası olarak bölge planlaması diyelim. Zaten bu topyekün kalkınmanın araçlarından konuşmak. Bu anlamda başlıktan başlarsak düzeltmeye belki bakış açımızı da netleştirebiliriz. Şimdi birilerinin ağzında dolaşan bir federatif yapı var. Bu federatif yapı da 27 ayrı federatif. Şöyle yapalım mı? Pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Şöyle yapalım mı? Zaten ben söz vereceğim. Soru, cevap şeklinde. Bunu söyleyip oturacağım sadece. Yani, tamam. Federatif yapıyla bu 26 bölge acaba birbiriyle örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Bu Türkiye'nin nehir havzalarıyla örtüşüyor. Bence daha tehlikeli bir şey. Nehir havzası çünkü tarih, din, etnisite ve benzeri demek. Ama aynı zamanda bir de doğal kaynaklara ilişkin sınır çizmek demek. Burada Devlet Su İşleri'nin 26 nehir havzasını üzerinde çalışırdı Türkiye'de. Onu bir karşılaştırmıştım. Birebir de örtüşmüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanseveri çok. Bilerek olmasa bile his yoluyla Avrupalı gelip nehir havzalarının üzerine oturan bir 26 bölge istediğinde Devlet İstatistik Enstitüsü, şimdi TÜİK, Devlet Planlama Teşkilatı, şimdi Kalkınma Bakanlığı, onların istediklerini tam olarak asla vermiyor. Bu millete ve işte ülkeye olan bütün iman gibi de buradan geliyor vallahi. Siyaset bunu dese de bürokrasi ya da siyasetin içindeki açıkça meydan okumayan
yurtsever insanlar bir şekilde Türkiye'yi böyle tepsi içinde vermiyor. Zorluklar çıkarıyor. O yüzden 26 bölgede böyle çeşitli zorluklar içeren bir şey ama en güzeli o kalkınma ajansı denilen sefalete Türkiye'yi teslim etmemek olurdu tabii. Bunu AKP'ye söylediğiniz zaman 2006'da çıkardılar ajans kanununu. Aynen şöyle dediler. Kuruluşunu Ecevit yaptı. DSP, MHP, ANAP onlar yaptı. Yani böylece tabii kurtulmaya çalışıyorlar meselenin. Bizim ulusal planlama düsturumuz olmalı diye düşünmekteyim. Ulusal planlamanın uygulama parçası olan bölge planlarından söz edebiliriz. Ama bölgeyi nasıl tanımlayacağımız konusu üzerine çalışma ihtiyacımız var diyorum. Avrupa'nın bu dayatmalarıyla yürümenin alemi yok. Bir not olarak söyleyeyim, Avrupa'nın kalkınma ajansları şeklindeki bu modeli çökmüştür. Türkiye'de gerçek anlamda çökmüştür ama İngiltere örneği bu çöküşün vay canına dedirtecek bir versiyonudur. Orada hem idarenin karmaşıklaşması hem kaynakların boşuna harcanması ve amaca erişememe bakımından ama en önemlisi. Bölgeler arası eşitsizlikleri derinleştirmesi nedeniyle ajans modeli çökmüştür diyen onlarca araştırma var. Şimdi Avrupa Birliği de aslında kendi içinde artık bir çözülmeye girdiği için kalkınma ajansları meselesi epeyce bir önem yitirdi tabii o ülkelerde de. Türkiye'de de bir an önce onun kuşkusuz tartışılması gerekir. Ya, niye istatistiklerimizi bu yanlış bölge çevrelerinden toplayalım? Niye yatırım kararlarımızı Türkiye'nin gerçeğine hiç uymayan bu Avrupa Birliği'nin isteğine uygun yapay bölgelerden hareketle kararlaştıralım? Ya, biz böyle sarsak bir hale geldik. Neye göre, neden bu kararı aldığını açıklayamayan bir bürokrasi var ortada aslına bakarsanız. Siyaset zaten karmakarışık olmuş durumda. Terimler gerçekten çok önemli. Bu kalkınma ajansları üzerinden üzerimize gelen bir yıkıcı terim rekabettir. Ne için? Dediğim gibi yabancı sermayeyi buraya çağırmaktan söz eder. Peki yabancı sermaye geldiği zaman işler nasıl görülecek dediğinde de sürdürülebilir şekilde cevap verir. Sürdürülebilir. Sürdürülebilir kalkınmanın gerekleri doğrultusunda diye bir şey der. Nutkun tutulmaz mı? Tutulur tabii, hem kalkınma olsun hem de sürdürülsün. Yani hem doğayı yok edilmeyelim değil mi? Güzel sözler. Ama sürdürülebilir kalkınma tanımlı bir alettir. Özel sektör öncülüğünde ve özel sektörle birlikte yatırım yapma anlamına gelir. Asıl olarak devletin yatırım alanından çekilmesi anlamına gelir. Roma Anlaşması'nın 222. maddesi mülkiyetler arasında biz fark gözetmeyiz diyordu 1950'li yıllarda. Gerçekten gözetmiyorlar ama öncülüğü kamu sektörüne değil özel sektöre çoktan verdiler. Bize göre ise Türkiye'nin ulusal kalkınması ve bunun bölgeler arasında eşitlikçi olması kamu sektörü öncülüğünde gerçekleştirilebilir. Bölgeler arası rekabetle değil, dayanışmayla gerçekleştirilebilir. Türkiye'nin uzun vadeli planlarının her bir bölgede nasıl uygulanacağı konusunda akılların netleştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Gerçek anlamda sürdürülebilir, yani Türkiye'yi bağımsız kılacak bir kalkınma. Değiştirdim bak sürdürülebilir tanımını. Türkiye'nin bağımsızlığını garanti altına alacak kalkınma, sürdürülebilir kalkınmadır bana sorarsanız. Öyle bir kalkınma, zihniyetin tümüyle değiştirilmesinden geçer. Bu nedenle ben
derneğime öneriyorum. Bir çalıştay yapalım. Böyle çok basit görünen kavramları hep beraber oturup konuşalım. Bölge, bölge kalkınması, bölge planlaması, bölgesel planlama, bölgesel kalkınma. Beraber bölgeler arası rekabet. Gidermek, gelir dağılımını da ekleyelim. Adaletsizliği gidermeyi, en önemli olan da o herhalde. Biz onu ekledik ya, yani onu da ekleyelim, gelir dağılımını. Şimdi ben de ekleyeyim, konumuzda, onu eksik konumuzda. Bırakayım. Bütün bu işleri yapıyoruz çünkü kalkınacağız. Türkiye'de bütün bu bölgesel işleri yapıyoruz çünkü bölgeler arası dengesizliği gidereceğiz. Bizim Türkiye'de çıkış noktamız budur bölge meselesinde. Bölgeler arası eşitsizlik var, dengesizlik var. Gelir dağılımı adaletsizliği, bölgesel gelir dağılımı adaletsizliği var. Bunları gidermek için biz bölge kalkınması, bölge planlaması, kalkınmada öncelikle yöre çalışması yapıyorduk, doğru mu? Evet. Hiç aklımızda aralarında rekabet kuralım yoktu. Bu 2000 modası, Avrupa modası mı? Ama o döneme bakıyorum ki başaramadık. Doğru mu? Bölgeler arası gelir dağılımı bakımından başarılı değiliz. Bütün diğer alanlarda başarılıyız da burada değiliz. Öncelik sıralamasının çok önemli olduğu kanısındayım. Öncelikle zengin ile yoksul arasındaki gelir dağılımına odaklanmamız gerektiği kanısındayım. Dikey gelir dağılımı diyorlar buna. Bir de diyorlar ki yoksulların arasında da eşitsizlik var. Bazısı açlıktan ölüyor, bazısı yoksulluk sınırında, bazısı da alt orta sınıf falan. Bunların arasında da açlıktan ölme, açlık sınırında yaşayana devletin yardımı gerekir. Bunu da gelir dağılımı düzeltmesi diye görüyorlar. Dikkat edelim, bir şey unutuldu neoliberal dönemde. Zenginden yoksula dikey gelir dağılımı tartışmasını ben hiçbir yerde görmüyorum. Hiçbir yerde görmüyorum. Hiç kimse bunu ağzına almıyor. Ve küreselleşmeyle beraber bu dağılım daha da bozuldu. Bunu da herkes kabul ediyor zaten. Bırak yoksulluk sınırını, açlık sınırında yaşayan dünya nüfusu ve Türkiye'de de aynı eğilimler var. Daha da arttı. Hiç dokunmadılar. Vergi politikasına, fiyat politikasına. Kitleri zaten yok ettiler. Kitler üzerinden bir şeyleri düzeltilebilirlerdi. Ücret politikasına. Böyle olur gelir dağılımı. Yani zenginden servet vergisi alalım, ücretten vergi almam dedin mi? İşte zengin yoksul gelir dağılımı dikey adaleti düzeltirsin. Burada daha çok dolaylı vergilere yaslandılar, gelir vergisine yaslandılar. Katma değer vergisiyle soygun düzeni kurdular resmen. Salma yaptılar. Bu arada bir şey yaptılar. Devleti sosyal devlet bunu yapan devlet. Bunu yapmadı devlet. Yapması suç sayıldı. Sadaka devleti yarattılar. Makarnacılar, engelli çocuğu olana para vermeler, bizim çok yakından gördüğümüz şey. Bu yatay gelir dağılımı denilen şey. Fitre ve zekatın. Yani bu şu demek, aynen o. Sosyal devlet ilkesini yok et. Zenginden yoksula dağılıma hiç bakma. Yatay gelir dağılımına, yoksuldan yoksula, devletin kasasından acık ölmeyecek kadar insanlara sadaka devlet ilkesini yükselt. Şimdi karşımızda bu var. O zaman mücadele alanlarımız belli. Siz gelir dağılımı adaletsizliğini sadaka devlet politikasıyla halledeceğinizi mi sanıyorsunuz? Biz dikey gelir dağılımı talepkarıyız. Zengin yoksul arasındaki. Biz bölgesel gelir dağılımını ancak bundan sonra ikinci adımda düşünebiliriz kanısındayım. Bunu hiç konuşmadan, bölgeler arası gelir dağılımı adaletsizliğini konuşmak demek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milano Prensi diye dolaşan Güneydoğu Anadolu'dan gelmiş bir milletvekiline, onun aşiretinde marabu olarak hala çalıştırdığı kişilerle aynı şeyi, aynı muameleyi uygun görmem demek. Yok böyle bir şey. Gelir dağılımını sosyal sınıflar arasındaki dağılımı dikey dağılım olarak alacağız. Önce bu diyeceğiz.
Ondan sonra bunun coğrafi görünümleri üzerine düşüneceğiz. Şimdiye kadar yaptığımız tartışmalarda takdim tehir ihtiyacımız olduğu kanısındayım. Önceliklerini değiştirilmesi gerektiği kanısındayım. Çok karmaşık modeller olmadığı kanısındayım. Yalnızca doğru öncelik bizi gerçekten hızla bir sonuca götürebilir. Dolayısıyla bir çağrı yapabiliriz Türkiye'ye. Ulusal planlama, ulusal planlamanın parçaları olarak bölge planlamaları elbette, gelir dağılımı adaleti ve bunun tüm görüntüleri itibariyle, bölgesel olarak, coğrafi olarak, bir şehirde semtler itibariyle, cinsiyetler arasında, gençler ile yaşlılar arasında, yani bu uzun bir liste, bir adım adım uygulanabilir, Türkiye'nin ihtiyacına uygun bir program önerebiliriz. Ama sanıyorum, akademiden elde ettiğim bilgileri de katarak söylüyorum bunu. Önce kavramlarla büyük kavga, büyük bir zihniyet temizliği, o can yakıcı bir şey, çok kolay bir şey değil. Ulaşılan sonuçların programlara bağlanması. Sanırım bu zemin üzerinde karşılıklı konuşabiliriz. Şimdi yoruldunuz zaten. Vallahi büyük başarı. Ben salona hayranım. Ya çıkan olmadı ya. Böyle bir şey var mı ya? Kaçar yani. Ne bileyim, bu kadar süre konuşununca ne olur? Çeker gider adam. Ama helal olsun. Vallahi kaldı herkes. Tebrik ediyorum seni. Bu örgütün disiplini bayağı iyi bir şey. Bravo. Şimdi bu kurultayı yapalım hakikaten. Hocam bu kurultayı yapalım. Neden biliyor musunuz? Bu kurultay, ama bu kurultay bölgesel kalkınma, gelir dağılım kurultayı değil. Şöyle, ideolojik bir muazzam bir hegemonya kuruldu bu 15 yılda. Hem de o kadar masumane, güzel, hepimizin benimseyeceği kavramlar üzerinden. Şimdi ben birkaç tanesini sayacağım. İtiraz eden olacak mı? Mesela saydamlık istemeyen var mıdır? Efendim? Neyse ki, istisna diyelim Ali Bey. Şunu demek istiyorum. Ben de istemem. Ha, yani ne kadar güzel bir şey. Bak saydamımız, herkes, her şey mecliste, bütçede. Bak mesela artık Cumhurbaşkanı'nın gizli hesapları olmayacak. Hepimiz göreceğiz filan. Bunlar iyi güzel. Hoş. Başka? Katılımcılık. Vallahi kim itiraz eder ya? Ben de katılacağım kardeşim. Tamam hocam, aykırı belli anlaşılır. Şimdi esnek iş gücü piyasası. Ana ne kadar güzel ya. Esnek. Yani her şeye gelebiliyor yani. İstediğim zaman evde oturuyorum. Tabii istediğim zaman. Bu, birisi dedi bana. Bana dedi ki işçinin birisi. Hocam dedi ya, siz her şeye karşısınız. Ne kadar güzel, esnek. İstediğim an geleceğim, istediğim an. Çünkü bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler. Oldu hiç mesai yok. Saati yok. Ha, yani. Mesai saati yok. Ben istediğim zaman çalışırım. Ama bu kavramlar gerçekten, bakın. Mesela yönetişim, uydurdular ya bir şey. Aa ne kadar, yönetişiyoruz, sevişiyoruz der gibi. Yönetişiyoruz, ya tamam da kardeşim. Kim yönet? Ya ne oluyor yani? Dolayısıyla ne olur şu masum olmayan kavramları masaya yatıralım. Büyük başarı elde edersin. Bak çok samimi söylüyorum. Yani 15 yılda bizim kafamızın içini doldurdular. Bakın şu an gidin, kamu yönetimine gidin. Yönetişim, saydamlık, işte efendim bu konularda yazıların, makalelerin hemen hemen anahtar sözcükleri deriz biz buna. Makalelerde bir tarama yapın, neoliberal ideolojinin bombardımanı görürsünüz. Mesela sürdürülebilir, ne dedi? Kalkınma, işte daha başka bunun gibi bir sürü kavram. Onun için evet, kesinlikle. Bununla kavga etmeliyiz. Bu kadar kitap yok. Bravo. Evet, ben Serdar bir önerisi var. Şimdi dil meselesiyle ilgili daha önce buradaki bir sunumda gösterdiğimi hatırlıyorum ama çok önemsediğim bir kitap var, Ayrıntı Yayınları'ndan. Baskısı tükenmiş olabilir büyük ihtimalle. İtalyan komünisti Christian Marazzi diye bir linguistik dil uzmanı var. Bunu Türkçe'ye çevirmiş bir kitabı var. Sermaye ve Dil. İddiası şu. Neoliberal düşünce kendi dilini yarattı ve kitleleri de o dile mahkum etti. Onların tahayyül ettiği ve onların alfabesiyle
anlatılan dünyaya biz de adapte olduk. Dolayısıyla da neoliberalizm ve onun politikaları ve projeleri temel mücadele onların dilini reddetmek. Aynen. İncecik bir kitaptır, tavsiye ederim. Gerçekten zihin açıcı. Teşekkür ederim. Mesela Haydaş, bayılırım. Reform. Paydaş hocam. O reform da çok önemli. De, içeriği, ama o paydaş müthiş. Bugün bir tanesi dedi ki, kardeşim hiçbir şeyi beni paydaş yapmadığınız için en kritik konuda sermayenin bir meselesi çözülüyor. Ben niye paydaş olayım yani? Hangi konuda bana fikrimi sordunuz ki şimdi adım birden paydaş oldu? Müşteri demek istiyor. Yani dolayısıyla şeyde de var zaten. Kamu hizmetlerin ticarileştirilmesini. Artık yurttaşlık esaslı değil diyor. Müşteri temelinde diyor. Zaten yurttaşları, müşteriyi soktuğun zaman piyasalaştırıyorsun. Öğrenci müşteri oldu. Evet. Dolayısıyla bunu sevgili başkandan da hem burada genel başkanımız da burada, şube başkan İstanbul'da burada. Bu dili bizim en azından bu dernek olarak bu dile karşı bir seçeneğimiz değil mi? Bir şeyimiz olsun. Ben bu öneri sonuna kadar destekliyorum. Şimdi Hocam, arkadaşlar. Yalnız burada bir katkı sunmak istiyorum. Evet. Buyurun. Ben yeni mimari müşavirim. Evet. Denetçiyim. Bağımsız denetçiyim. Şimdi bizde, yani ben biraz da şirketlerdeki olayı anlatıyorum. Bizde başkan sesini yükseltiyor. Böyle kelimeler kullandığı zaman kullandığı zaman müteşebbis, iş adamı. Ooo bu çok bilgili. Çok güzel biliyor, önemli şahsiyet diye görüyor. Adam Kürt'te konuşuyor, bazı Türkçe kullanacağı kelimeleri tamamen bu kelimelere ayırarak biraz önce bahsettiğimize ayırıyor. Demelerde yani bu yani gerçek bu. Tabii. Şimdi gencecik çocuk üniversiteyi bitirmiş, diyelim ki 4 büyük şirketlerde çalışıyor, Price'la vesaire. Çocuğu 1-2 yıl eğitime tabi tutuyorlar. Çocuk eline çantayı alıp lacivert tepsiye giydiği zaman tam uluslararası küresel ekonominin bir numaralı adamı oluyor. Şimdi dediğiniz gibi bir yerden başlamak lazım. Yani bu gibi olayları. Ama ne kadar başarılı oluruz bilemem. Yani bu belli bir yerde hükümetin politikası. Şunu diyoruz mesela. Ulusalcıyım ben. Ulusumun her türlü menfaatini düşünürüm. Şimdi adam bir böcü böcü bakıyor. Lan ben bir şey demedim ki. Yani ben ulusalcıyım, ulusal gözle bakarım dediğim zaman ben emperyalizme değil, ulusumun menfaatlerine bakarım. Evet. Kelimenin anlamı bu. Evet. Basit gelince. Ama halen daha bunu anlamayan ve kafalar o kadar yıkanmış ki onu kötü bir şey olarak görüyor. Yani ulusalcı olmayı, ulusunun menfaatlerini düşünmeyi, emperyalizme hayır demeyi daha farklı bir şey diye görüyorlar. Yani bu kafaları aşmamız lazım hocam. Zihniyetle kendim zannediyorum. Çok haklısınız. Bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Mesela bununla başa çıkılabilir aslında. Ama bizim hazır olmamız şartıyla. Evet. Aziz Hoca demin dedi ya yöneticim. Bu laf ortaya çıktı. Biz bayağı bir akademik çalışma yaptık şeyde, siyasalda. Evet. Etkili oldu bence. Ama en etkilisi şu oldu. Ne lan bu yönetişim? Tamam mı? Ya iletişim var ya canım onun gibi. Oo yönetişeceğiz falan. Tamam. Anlıyorsunuz tınıyı. Şey oldu. Bu dalga geçiş, bu kavramı aşağılama soğuttu bir sürüsünü. Öyle yapmıyor mu karşı cephede? Öyle yapıyor. Aşağılayarak yapıyor, mahkum ederek yapıyor. Yani sözlüğe sonradan girmiş bir kelime diyorsun. Governance diye bir kelime yok. Governance var, governance sonradan giriyor. Evet, Mehmet Bey bir şey söyleyecek. Arkasından Ahmet Hoca bir söz atacak. Ali Hoca'ya vereceğim. Sırayla gidiyorum hocam. Hocam bize bir mühendis. Tamam, tamam. Buyurun. Son konuyla ilgili. Evet. Ben İngilizce devlet felsefesi yazıyorum. Hiçbir kaynağı başvurmadı. Maliye'nin en eski bürokratlarından Geçiş Kurulu Başkanlığı yapmış. Bu kamunun müfettişlik kaldırılıyor diye bir teftiş. Ona karşı reaksiyonu. Evet, çok değerli bir abi. Şimdi